Ay, bu da satış temsilcisi. Kim bilir ne sattıracaklar bu sefer. Ama olsun. Ben artık bu işe baş koydum. Gidelim belki güzel bir şeyler çıkar. Tabii. Girebilir miyim? Gir. Ne haber? İyi. Ne oldu? Seni merak ettim. Ya bugün aradım açmadın da. E aşağı bahçeye yemeğe de inmedin. Ya şey, aç değilim çok ya. Bir şey yedim de bugün tıkadı biraz. Uzun süre bir şey yiyebileceğimi zannetmiyorum. Telefon konusunda da sessizde kalmış. Ben de geç gördüm. Oldu mu? Olmadı. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Onu sormuyorum Serp. Neden benimle ilgileniyormuş gibi davranıyorsun? Muş gibi mi? Evet. Yasemin senin neyin var? Ya bilmeden bir şey mi yaptım merak ediyorum. Serp! Heh, buradasın oğlum. Hadi kalk. Kalk 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 gidiyoruz hadi. Dur anne ne oldu? Nasıl ne oldu oğlum? Yemekte konuştuk ya işimiz var dedim ya. Hani dükkana müşteri getirmek için çalışacağız dedim ya. He o meseleden bahsediyorsun. Yasemin hadi kalk. Zaman oturma zamanı değil, kalkma zamanı kızım hadi. Anne ne oluyor? Kızım civanlarla savaş halindeyiz. Sen burada oturmuşsun, düşman odaklarının bizzat şahsi oğluyla işbirliği içindesin. Kalk diyorum sana. Anne ne düşmanı ne savaşı ne diyorsun sen? Ya anan gene balataları yaktı kızım. Şimdi ben sana anlatayım çocuğum. Biz iki aile yarışa girdik. Civanlar ve Özdemirler olarak. Ha şey, Seferoğulları'yla Telloğulları gibi mi? Heh, aynen öyle. O ne kız? Şimdi dükkana kim daha çok müşteri getirirse o kazanacak. Hadi çocuk, hadi kalk. Hadi paşam. Hadi anası kurban. Hadi paşam benim. Hadi yavrum. Hadi kalk kız. Hadi benim paşam. Kurban olsun anası. Hadi bir işe yarar. Kızım bakmıyor musun? Ay sen niye anlamıyorsun? Durum ciddi diyorum. Hem bu işin sonunda boncuk var. Yok neydi ya o lütfen? Bonus bonus. Hah işte bonus var. Ay. Ay burası sucuk mu koktu ne? Ay iğrenç. Yo kokmamış sucuk mucuk. Ben almadım öyle bir koku yok. Ya öf bırakın da plan yapalım plan. Junior haklı toplanın. Evet. Nedir? Ya ne yapıyoruz? Anne sen de beni çağırınca babamın bir planı var sandım. Plan mı? Oğlum ne planı? Planı da ben mi yapacağım? Allah Allah ya. Sarp oğlum biz seni Amerikalara okumaya niye gönderdik acaba? Baba dikkat et gitgide Lütfü Bey gibi konuşmaya başladın. Yani evet abi başladım. Hadi ya. Aytenim vallahi benim hırstan gözüm bir şey görüyor mu ya? Sarp oğlum vallahi biz bu işten alnımızın akıyla çıkmalıyız. Yani biz birinci olmalıyız. Bunu biz kazanmalıyız. Biz kazanmalıyız. Biz kazanacağız. Biz yine bu Lütfü'nün dört ayak üstüne düşmesine izin veremeyiz canım ailem. Yapmayalım Ayten. Ya Ahmet saçmalama bir kendine gel. Şu yaptığın hırsı 20 sene önce yapsaydın eğer bugün babanın evinde değil kendi evimizde oturuyor olurdum. Ya tamam tamam durun şimdi. Bizim amacımız yeni müşteri kazandırmak değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Tamire gelen her arabaya promosyon verelim. Gördün mü bak Ayten? Promosyon. Okumuş adamın hali başka oluyor tabii. Promosyon. Promosyon. Tamam. Şimdi tam olarak nedir bu promosyon? Şu demek baba, ücretsiz bir şeyler vereceğiz. Hediye gibi. İnsanlara dükkana gelmeleri için teşvik edici şeyler vereceğiz. Biz bunu biraz düşünelim. Evet evet, biz bunu bir düşünelim. Toplantımız bittiyse ben kalkayım. Ay oğlum ne olur kusura bakma. Zaten bütün gün iş yerinde kafan şişiyor. Bir de biz şişirdik ya. Yok annem ne olacak ne demek? Tamam. Hadi size kolay gelsin.
Hadi benim paşam. Ahmet, biz şimdi ne dağıtacağız bu promosyon için? Buldum Ahmet. Ne buldun Ayten? Kek börek dağıtacağız. Ya düşünsene, insanlara bedava yiyecek içecek vereceğiz. Bundan daha güzel promosyon mu olur ya? Vallahi yemin ediyorum dükkanın önünde kuyruk olur, kuyruk. Kız. Vallahi helal sana be. Tam organizasyon olacak kadınsın. Sağ ol Ahmet. Ben neler neler olurdum da işte civanlara gelin geldim. Hadi kalk yatalım. Yarın yapacak çok işimiz var.